Yüksek İstişare Konseyi Başbakan Binali Yıldırım Türk Sanayiciler ve İş Adamları Derneği Yüksek İstişare Konseyi toplantısında konuştu. 2018 çok zor bir yol alacak. Büyük bir kriz kapıda gibi laflar söyleniyor. 2018 doğru, kolay olmayacak. Bunun farkındayız. Ama 2018'de de inşallah büyüme aynen devam edecek. Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri'nde Rıza Zarrab'ın tanık olarak ifade verdiği davaya ilişkin amaç 15 Temmuz'da yarım kalan eşi ekonomik saldırıyı da başarmaktır ifadesini kullandı. Şimdi Amerika'da bir dava var. Evlere şenlik. Davanın aktörü sanıkken mahkemeye gelmeden tanığa dönüştü. Efendim, Amerikan hükümetiyle, yetkilileriyle işbirliği yaparsan yine cezan hafifler, cezadan kurtulursun. Şimdi Amerika'daki bu adalet oluyor. Bize gelince efendim nerede hukuk devleti? Buradaki amaç bellidir. 15 Temmuz'da yapılamayan, yarım kalan işi ekonomik saldırıyla başarmaktır. Türkiye'ye şimdi yapılan bu dava üzerinden bir ekonomik saldırıdır. Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım Güney Kore dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu şimdiye kadar İsrail-Filistin arasında devam eden, yıllardan beri devam eden anlaşmazlığın, sorunun çözümünü tamamen sona erdirir. Yıldırım, ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıma kararını tepki gösterdi. Kuzey Irak yönetiminin referandum ilan etme kararına benziyor. Birleşmiş Milletler'in defalarca alınan kararları var. Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasına yönelik bu kararlar ortadayken burayla ilgili üç dinin de hassasiyeti var. Dolayısıyla buranın konumuyla, statüsüyle oynamak adeta pimi çekilmiş bir bomba şeklinde bir sonuç doğurur. Düşüncesi bile vahimdir. Hayata geçirmek demek Orta Doğu'yu, bölgeyi büyük bir felakete sürüklemek demektir.